Bu hafta Marmara, eski Silivri bir nolu L tipi kapalı hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpuslardan 63 yaşındaki Muharrem Can Kılıç'ın durumunu aktarmak istiyoruz. Ailesi tarafından kurumuza yapılan başvuruda yaşamış olduğu sorunlar ve sağlık raporları da paylaşılmıştır. Ağır ve kronik kalp hastası olan Can Kılıç 4 defa kalp krizi geçirmiştir. Doktorlar tarafından acilen bypass ameliyatı olması gerektiği söylenmiştir. Koroner arter hastalığı nedeniyle 2022 yılı sonunda hastaneye kaldırılmış ve anji olmuştur. Damarlara 4 stent takılmış ve 3 balon işlemi uygulanmıştır. Bu hastalıkları devam ederken apandisti de hapishanedeyken patlamış ve geç fark edilmiştir. Fark edildiğinde acil olarak Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş ve burada hijyenik olmayan bir ortamda 5 gün kelepçeli bir şekilde tedavi görmüştür. Muharrem Can Kılıç hastalıklarından kaynaklı olarak haftanın neredeyse 4 günü hastanenin acil servislerine kaldırılıyor. Kalp hastalığından kaynaklı olarak nefes almakta güçlük yaşıyor. Doktorlar tarafından her an kalp krizi riski taşıdığı ve tekrar geçirilecek kalp krizinin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açacağı uyarısı yapılmaktadır. Ancak hapishane koşullarında ameliyat olmaktan, hastanede mahpus odasında hijyenik olmayan ve kelepçeli tedaviden ve durumunun daha da kötüleşmesinden endişeden kaynaklı olarak ameliyat olmak istemiyor. Ayrıca yapılan tetkiklerde de vücudunun çeşitli bölgelerinde ödem oluştuğu da tespit edilmiştir. Sebebi bilinmeyen bir şekilde yüzü, sırtı, bacaklarında su toplamakta ve kaşıntıdan gece sırt üstü uyumakta zorlanmaktadır. Bağırsak duvarlarında kalınlaşma ve mesane yan duvarında da diverkül tespit edilmiştir. Ailesi ve avukatları tarafından eldeki raporlarla adli tıp kurumuna sevki ve tahliyesi için defalarca başvuru yapılmış olmasına rağmen bu talepleri kabul görmemiştir. Koşullarında yaşaması ve tedavi olabilmesi mümkün değildir. Ailesinin yanında daha sağlıklı koşullarda tedavi olabilmesi, yapılması gereken kalp ameliyatının gerçekleşmesi ve diğer tüm hastalıklarına dair de tedavi süreçlerine devam edilebilmesi için acil olarak adli tıp kurumuna sevk edilerek infazının ertelenmesi gerekmektedir.